toplum kesimlerinin sesi, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, demokrasimizin temel taşı muhtarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar. İstanbul'umuzun en güzel, en önemli ilçelerinden biri olan Çekmeköy'ü hak ettiği noktalara taşıyacak olan, gelecek vizyonuyla taşlandıracak olan Çekmeköy Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyanın en köklü partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı birazdan projelerini anlatmak üzere kürsüye gelecek, huzurlarınızda olacak. Ama bu görkemli toplantıya başlarken sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünce ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin her karış toprağını savunmak için can veren şehitlerimiz ve Cumhuriyetimizi koruyup güzelleştiren, ebediyete intikal etmiş olan değerlerimiz için saygı duruşu, ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Sayın Orhan Çerkez kürsüye gelecek. Ama öncelikle biz Cumhuriyet değerleri ve Atatürk devrimleri söz konusu olduğunda Türkiye'de önce kadınların sesi çıkar. Çünkü biz Cumhuriyet'in bize sunduğu kazanımların farkındayız ve onları da hiç kimsenin elimizden almasına izin vermeyeceğiz. O nedenle öncelikle kadın olarak dünyanın en köklü partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne Çekmeköy'de başkanlık yapan Sayın Melda Tanışman Tutan'ı konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Tutan. Çok güzel görünüyorsunuz. Öncelikle bunu söylemeliyim. Kıymetli Çekmeköylüler, çok değerli basın emekçileri, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, kıymetli kadın kolları başkanımız ve yönetimi, çok değerli gençlik kolları başkanımız ve yönetimi ve çok değerli, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Orhan Çerkez'in projelerini tanıtacağı lansmana hepiniz hoş geldiniz. Daha adil, daha yeşil bir İstanbul ilkesiyle yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 2019'da kazandığı zaferle başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu hepimize gösterdi. 2024'te, yani bugün başka bir Çekmeköy mümkün diyerek çıktığımız bu onurlu yolda Sayın Başkanımız Orhan Çerkez'den başka bir Çekmeköy'ü dinlemek üzere bir araya geldik. 38 yıllık belediyecilik tecrübesiyle Çekmeköy'ü sosyal demokrat bir biçimde yöneteceğine olan inancımızla yola çıkıyoruz. Bu yol dayanışma yolu, bu yol kardeşlik yolu, bu yol demokrasi ve adalet yolu. Bu sebeple çok değerli Çekmeköylü komşularımız, hepinizi bu kutlu yola, yoldaşlığa davet ediyorum. İnancımız odur ki kimseyi ötekileştirmeyen, ayrım yapmayan, eşit, hakça, adil bir belediyecilik anlayışı adayımız, başkanımız Sayın Orhan Çerkez'le birlikte gelecek. Sözlerimi çok uzatmadan sizleri bütün Çekmeköy'ü samimiyetiyle kucaklayacak olan, tecrübesiyle yönetecek olan, bilgi, birikim, donanımlarıyla geliştirecek olan Sayın Orhan Çerkez'le buluşturmak üzere sonlandırıyorum. Konuşmamı sonlandırırken program hazırlığında emeği geçen herkese, emniyet mensuplarımıza, güvenlik güçlerimize,
ve geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Size çok büyük bir söz veriyorum. Çekmeköy'ü kazanacağız, İstanbul'u kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada az önce dedim ki Cumhuriyet değerleri söz konusu olduğunda, Atatürk devrimleri söz konusu olduğunda en çok kadınların sesi çıkar dedik. Az önce ilçe başkanımız konuştu, onun konuşmasını dinledik. Sayın Melda Tanışman Tufan. Aramızda ön sırada görmekten gerçekten büyük onur duyduğumuz isimlerden biri. Eski devlet bakanlarımızdan Sayın Önay Alpago bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski dönem milletvekillerinden Sayın Ensar Öğüt aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Sayın Uğurcan Irak aramızdaymış. Hoş geldiniz. Ve Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin de aramızda bizlerle birlikte. O da belediye başkan adayımızın bu sürecinde ona yoldaşlık edecek destek olan isimlerden biri. Şimdi dedik ki Çekmeköy hak ettiği hizmete kavuşturacak, haktan, hukuktan, adaletten şaşmadan eşit ve adil hizmeti getirecek olan bir başkan adayımız var dedik. Yaklaşık 62 yıllık ömrünün 40 yılını Çekmeköy'de geçirmiş bir isim ve 38 yıllık bir belediyecilik tecrübesiyle geliyor. 38 yılın kimi kısmı, kimi zamanları Kadıköy ve son dönemde Ataşehir Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev yaptı. En son da belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 40 yıllık Çekmeköy'lü ve 38 yıllık belediyecilik tecrübesiyle Çekmeköy'ü hak ettiği hizmete kavuşturacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy Belediye Başkan adayımız Sayın Orhan Çerkez geliyor. Sayın Protokol, değerli katılımcılar, değerli partimizin emektarları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, değerli misafirlerimiz, hepinizi canı gönülden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çekmeköy'e belediye başkanı hayal ettiğim zaman yanında benim gibi yürekli, benim gibi özverili 8 tane belediye başkan adayımız vardı. Onları da yan vermek istiyorum müsaadelerinizle. Evet Sayın Başkan dedi ki, Sayın Orhan Çerkez dedi ki, ben dedi konuşmama başlamadan evvel 8 aday adayı vardı dedi. Onları da davet etmek istiyorum. Onlarla birlikte yol yürüyeceğim. Onlar benim bu yürüyüşümde bana yoldaşlık edecekler dedi. Sayın Seyfettin Yıldırım, Sayın Çetin Çapa, Sayın İlhan Bayram, Sayın Özgür Kim, Sayın Ayşen Muştu, Sayın Düzgün Çorum ve Sayın Can Gebetaş, Sayın Orhan Çerkez'e bu önemli yolda yoldaşlık yapacaklar ve önceki dönem ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Kızıltaş'ı da buraya davet ediyoruz. Sayın Kızıltaş, siz de buyurun. Sayın Başkan dedi ki ben konuşmaya başlamadan evvel o bütün yoldaşlarımı yanımda görmek ve onlarla bu görkemli toplantıyı... Sayın ilçe başkanımız alalım. Evet, ilçe başkanımızı alalım böyle. Sevgili Çekmeköy'lü komşularım, sizleri saygıyla selamlıyorum. Çünkü bu kentin her bir bireyi bu topraklara değer katan, onu daha yaşadığı kılan önemli bir parçalarıdır. Ben Orhan Çerkez olarak geleceğe dokunarak bu güzel ilçeyi daha ileriye taşımak için yola çıktım. Bugün burada sadece bir aday olarak değil, aynı zamanda bu ilçenin bir evladı olarak sizlerin aranızdayım. Çekmeköy'ün sokaklarında büyüdüm, dostlarımı buldum. Bu ilçenin her köşesinde, her taşında, her ağacında yakınlarımı gördüm, dostlarımı gördüm.
Ve şimdi bu bilgi ve sevgimle Çekmeköy'e daha bir iyi gelecek sunmak için buradayım. Benim için önemli olan sadece bugün değil, yarını şekillendirmektir. Bu nedenle önceliğim sürdürülebilirlik, refah, toplumlar, toplumsal huzurdur. İşte bu doğrultuda önemli projelerimle sizlere seslenmek istiyorum. Belediye fidanları yeşil alan düzenlemelerinde kullanılmak üzere Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasını sağlayacağız. Hem kent estetiğini arttıracak hem de ilçe ekonomimize katkı sağlayacağız. Çekmeköy Aşevi Projesi, Çekmeköy Mutfak. Çekmeköy Mutfak, ilçemiz... Değerli katılımcılar, 4 ayda Çekmeköy'de seçim çalışması yapıyoruz. Buradan Çekmeköy'ün sorunlarını gayet iyi tespit ettim. Çekmeköy'de olduğu için de iyi biliyorum. Mahallemizdeki park sorunu, otopark sorunu, yeşil alan sorunu, en önemlisi şehirleri şehir yapan imar sorunu. Buradan hepsini birlikte çözeceğiz. Kreşlerimiz, taziyelerimiz, yetersiz okul sayılarımızı artıracağız. Her mahallemize birer tane kreş. Sayın Ekrem Başkanım'la defalarca görüştük. Metro hattı Alemdağ'a kadar gidecek. Bunlardan şüpheniz olmasın. Yeter bize güvenin, bizi destekleyin, birlikte olalım, güçlü olalım. Bu haksız güvene göğüs gelelim. Çekmeköy'de tüm hakların iktidarını kazanalım. Hakların diyorum. Biz bu yola çıkarken önce örgütümüze güvendik. Sonra Çekmeköy'ün, Çekmeköy'lerin sağduyusuna güveniyoruz. Projelerimiz burada. Bizler de buradayız. Bu projelerimizi yürütmek için ekibimiz de hazır. Şimdi sizlere ekibimizi devam etmesini rica ediyorum. Vesilelerimizi. Evet Sayın Başkan, şimdi belediye meclis üyelerimizi de tek tek sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla Sayın Seyfettin Yıldırım, Sayın Cengiz İnce, Sayın Ali Abbas Çoşkun, Sayın Bora Kılıç, Sayın Ekrem Esmersoy, Esmeray, Sayın Ayşe Çevik, Sayın Turgut Genç, Sayın Önder Ulutaş, Sayın Fevzi Varlı, Sayın Mehmet Bilal Tekin, Sayın Güney Alagöz, Sayın Nurdan Keçeci, Sayın Mehmet Bozkurt, Sayın Asım Koçer, Sayın Aziz Fidan, Sayın Gürkan Kılıç, Sayın Saadet Çerdes, Sayın Saffet Civerek, Sayın Cemile Koçer, Sayın Gamze Karagöz, oldukça kalabalık tabii ben sayıyorum. İsmini duyan değerli meclis üyelerimiz sahneye gelsinler. Sayın Gamze Karagöz, Sayın Uygar Tanrıverdi ve Sayın Mert Yiğit. Bu görkem bir anı bir fotoğraf karesiyle arasızlaştıracağız. Bir kez daha belediye meclis üyelerimizin isimlerini sıralayalım. Sayın Seyfettin Yıldırım, Cengiz İnce, Ali Abbas Çoşkun, Bora Kılıç, Ekrem Esmeray, Ayşe Çevik, Turgut Genç, Sayın Önder Ulutaş, Sayın Fevzi Varlı, Mehmet Bilal Tekin, Gülali Alagöz, Sayın Nurdan Keçeci, Mehmet Bozkurt, Asım Koçer, Sayın Aziz Bidan, Gürkan Kılıç, Saadet Çertes, Saffet Civerek, Cemile Kaçar, Gamze Karagöz, Uygar Tanrıverdi, Mert Yiğit, Haydar Ergün, Bahtiyar Menşiroğlu, Şaban Şahin, Gamze Mine Akşahin, Mehmet Deniz, Veli Saltık, Hülya Boyraz Çınar ve Veli Akay. Bu arada aramızda değerli isimler vardı. Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'i davet edelim. Sayın İlhan Yılmaz'ı da davet edelim Sayın Yılmaz.
Çözerse Çerkez Başkan çözer deyin. Orhan Çerkez geliyor, sözü senetli. Halkının refahı her şeylerdi. Oğlu çalışkan, dürüst, temelli. Ailesi iş, şiar hizmeti. Ailesi iş, şiar hizmeti. Biliyoruz ki o da Hatice Hanım'la Orhan Başkan'ın kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili projelerinde her zaman yanında olacak onun. Ve gençler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları ve Çekmeköy'ün birbirinden değerli gençleri gelecek vizyonuyla taçlanacak dedik Çekmeköy. O yüzden o gelecek vizyonunu oluştururken gençler de her zaman Çekmeköy'ün yönetiminde aktif olacaklar. Onların enerjileri, onların gelecek vizyonu da bambaşka bir Çekmeköy yaratma hikayesinde eşlik edecek Sayın Başkan'a. Genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, büyüklerimizle, değerli büyüklerimizle bambaşka bir Çekmeköy bizleri bekliyor diyelim. Evet, küçüğünden genciyle yaşlısına herkes bizlerle birlikte olacak. Hep birlikte yöneteceğiz Çekmeköy'ü, hep birlikte. Herkesin söz sahibi olduğu bir Türkiye diliyoruz ya, herkesin söz sahibi olduğu bir Çekmeköy olacak. Orhan Başkan'a bu yolculuğunda başarılar diliyoruz ve alkışlarla onun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Ben birkaç cümle eder diye mikrofonu son kez uzatacağım. Çok değerli katılımcılar, Çekmeköy'lü hemşehrilerim. Öncelikle bu organizasyonda emek sarf eden emekçi kardeşlerime, muhtarlarıma, basın mensuplarımıza, komşularımıza, dernek başkanlarımıza, emeği geçen emniyet müdürlerimize, güvenlik görevlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize, emeğinize sağ olun. Gelecek bizim olacak. Gelecek Çekmeköy'ün halkının olacak. Hakla miktarını kuracağız. Herkese teşekkürler. İyi ki varsınız. Çekmeköy haydi el ele, yıldız gibi parlayacak tarihin kenti. Orhan Çerkez geliyor.